Turan'ım, eskiden arabalar yokmuş. Orta Asya'da atlara binerlermiş. Baba, Orta Asya neresi? Orası kardeşlerimizle birlikte yaşadığımız öz yurdumuz. Eski evimiz de diyebilirim oğlum. İyi de baba, ikimizin de kardeşi yok ki. Hayır Turan'ım, biz bir babanın yedi oğluyuz. Öyleyse kardeşlerimiz nerede? Hepimiz dört bir yana dağılmış durumdayız. İyi de baba, neden kardeşlerimizle büyük bir ağa içinde değiliz? Turan'ım, Orta Asya'da bağlamaya kopuz derler. Biliyor muydun? Bilmiyordum ama Orta Asya'nın neye sorduğunu öğrendim. Öyle mi? Peki neden birlik olmadığımızı da öğrendin mi? Hayır, çünkü sebebini bulamadım. Çünkü hiçbir sebep yok. Sadece insanların böyle bir hayalin gerçekleşmesine inançları yok. Senin böyle bir hayalin var mı baba? Benim böyle bir hayalim olmasa senin ismini Turan koymazdım oğlum. Baba, biz kardeşlerimizi bir kuzak mı olacak? Çok işimize yarayacak oğlum. Türk Birliği AB için tek seçenek olacak. Bütün Türk milletinin meselesi olan Kıbrıs, Ege Adaları, Batı Trakya bizim lehimize sonuçlanacak. Peki başka ne olacak? Sözde Ermeni soykırımı denilen şeyin büyük bir yalan olduğunu tüm dünya duyacak. Karabağ'da verilen güçlü mücadele zaferle son bulacak. Çocuklar büyük mamiye ölmeyecek değil mi baba? Güney Azerbaycan, Kerkük, PKK daha birçok sorun çözülecek. Dünya arenasındaki devlerle dövüşebileceğiz. Çocuklar ölmeyecek oğlum. Babasız da kalmayacaklar. Düşündüm de baba. Çocuklar ölmesin, babasız da kalmasın. Değil mi baba? Merak etme oğlum. Bir gün bu hayal gerçek olacak. Türklük düştüğü bu dar boğazdan kurtulacak. Turan!